Günaydın sevgili izleyiciler. Biz canlı canlı karşınızdayız. Yaşasın anneler, anneler yaşasın diyeceğiz. TÜCİHOT Başkanımız stüdyomuzda Profesör Doktor Atış Karateke. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Aynı zamanda jinekolojik onkoloji. Uzmanı. Değil mi? Evet. Uzmanısınız evet. Hocam. Hoş geldiniz. O Hoş kadar bulduk. çok titriniz ve unvanınızın arasında. Hepsinden de bahsetmek istiyorum. Tabii ki çok değerli eğitimler, çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz TÜCİHOT'ta hocam. Anneler yaşasın, yaşasın anneler projesinde. Bu 10. programımız bizim. Evet. Her bölümde farklı konular işledik. Bir anneye bile dokunabilirsek, bir annenin bile ölümüne engel olabilirsek, biraz eğitim, biraz farkındalık yaratabilirsek dedik biz de Woman TV olarak sizin öncülüğünüzde. Çok gerçekten onur duyduğumuz bir proje oluyor bu hocam. Tabii ki. İnşallah devamında gelmesi dileğiyle biz diyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Biraz bahsedelim mi? Belki bilmeyen izleyicilerimiz olabilir, ilk defa duyan izleyicilerimiz Tabii. olabilir. Yaşasın anneler, anneler yaşasın projesi nasıl başladı, neler yapıyorsunuz hocam? Yani yaklaşık 4 sene önce başladık. Yaşasın anneler, anneler yaşasın. Bu projenin logosu. Ama esas uğraştığımız konu gebelik esnasında ve doğum sonrasındaki anne ölümlerini azaltmak. Hı hı. Ve Türkiye'de bunu ortadan kaldırmak hedefimiz bu. Hı hı. Gerçekten de bir gebelik esnasında bir çocuk sahibi olmak için yola çıkan bir annenin hayatını kaybetmesi gerçekten de çok dramatik bir olay. Hı hı. Ve günümüzde de çok kabul edilebilen bir olay değil. Hı hı. Tıbbın geldiği noktada birçok anne ölümleri, gebelik esnasında karşılaştığımız anne ölümlerinin birçoğu önlenebilir. Emin olun, bakın şimdi Sub-Sahara'ya gidin. Yani Afrika'nın o yoksul ülkelerine 100 bin gebe kalan hanımdan yaklaşık 1000 tanesi sırf gebeliğe bağlı problemlerden dolayı hayatını kaybediyor. Ama bir bu konuda çok ilerlemiş bir ülkeye gidin. 100 bin gebe hanımdan 3'ü 4'ü hayatını kaybediyor. Bizim de ülkemizde çok şükür bu oran 2018 yılında 100 bin gebelikte 13'e düştü. Bu önemli bir iş ve hedefimiz Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği, yani Türkiye'deki kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının derneği olarak hedefimiz 100 binde 10'un altına indirmek. Projenin amacı bu. Hı hı. Yani gebe kalmış bir hanımın gebelik boyunca veya doğum sonrası dönemde hayatını kaybetmesini istemiyoruz. Bunun için de doğum hekimleri olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu programın amacı da tabii ki ölümlerin bir miktarı da birinci gecikme modeli diyoruz. Yani ailenin ve kadının sağlık sistemine başvurmamasından dolayı da anne hayatı kaybediyoruz. Hı hı. Yani gebelik evet normal fizyolojik bir olay, çok mutlu bir olay. Fakat çok da dramatik sonlanabilir. Hı hı. Dolayısıyla bu programın amacı da bu birinci gecikme modeli dediğimiz, yani annenin veya ailesinin, kocasının, eşinin, evdeki büyüklerin bunu ciddiye almasını, gebelik esnasında doktor kontrollerine düzgün gidilmesini, verilen tanıları ciddiye almak ve doğumların tamamının da hastanede, kapsamlı hastanelerde yapılmasını istiyoruz. Hı hı. Ve dolayısıyla bu programın amacı da izleyicilerimizde, genç anne adaylarında, işte evin büyük anneannelerinde, büyük insanlarına bu uyarmak istiyoruz. Gebelik gerçekten normal fizyolojik bir olay ama da kötü gittiği zaman o ufacık bulguları iyi değerlendiremezsek bir anne ölümüyle, bebek kaybıyla da sonlanabilir. Çok önemli. Evet, gebelik bunu, takibi dediğiniz tabii şey çok ki. Önemli. Her programda vurguluyorsunuz. Siz de diğer evet. çok değerli hocalarımız da planlı gebelik de çok önemli diyoruz. Tabii ki. Sevgili izleyiciler bizi arayabilirsiniz. Gebelikten önce planlama yapıyorsanız ya da şu an hamileyseniz bir takım problemler yaşıyorsanız ya da bir takım belirtiler varsa hamilelik sürecinizde bizi arayabilirsiniz. Ateş hocamız buradayken sorularınızı bizzat kendisine iletebilirsiniz. 0212 243 71 78 telefon numaralarımız, 544 880 87 87'de WhatsApp attığımız, sorularınızı oradan da iletebilirsiniz bize. Çok önemli dediniz hocam. Bu projeye başladığınız zaman bizde şu an hedef 100 binde
100 bin hamilede 13'e düşürdük dediniz, evet. Ama başlangıçta aldığınızda kaçtı Türkiye'de hocam oran? Şimdi, bu çok çarpıcı bir rakam, o yüzden tabii verelim. Tabii ki yani şuna da hak vermek lazım. Bu yalnızca dernek çatısı altında kadın doğum uzmanlarının başardığı bir iş değil. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı birçok bizim gibi sivil toplum örgütü de bu iş için çabalıyor. Hı hı. Ve sizler de çabalıyorsunuz. Dolayısıyla bu bir topyekün bir mücadele. Hı hı. Bu topyekun mücadele gerçekten de Türkiye'de en iyi şekilde veriliyor. Sağlık Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki ilgili birimleri, hastane yöneticileri, Kızılay, bakın Kızılay'ın harika kan temini ve bu gebe anneye kan ihtiyacı olan insanlara kan ulaştırması. Dolayısıyla bunların hepsi bir topyekün bir mücadele. Bu topyekün mücadelede Türkiye iyi bir sınav veriyor. Hı hı. Ve benim emin olun şöyle bir düşüncem var ki bu mutlaka gerçekleşecek. Bir 2-3 sene içinde biz 100 binde 10'un altında bir anne ölümü mutlaka Türkiye'de göreceğiz. Çünkü hı hı. kadın doğum hekimi arkadaşlarımız bunu canı gönülden istiyorlar. Ve bu konuda gerçekten büyük bir farkındalık yaratıldı. Hı hı. Bu mücadeleyle, bu inanmışlıkla çok bir zamana kalmadan biz 100 binde 10'un altını Türkiye'de mutlaka göreceğiz. Bu önemli bir hedef olduğunu evet. düşünüyorum. Çok önemli. Her programda farklı konular işledik hocam sizlerle ve TÜJOT üyesi, diğer kadın doğum hastalıkları uzmanı hocalarımızla. Mesela kanamalardan bahsettik gebelik boyunca. Hipertansiyondan bahsettik hocam biz. Farklı bir bölümde, farklı bir bölümde şekerden bahsettik. Bir başka bölümde obeziteden. Aslında hamilelik boyunca bu anne ölümünü maalesef ki götüren süreçte en sık yaşanan problemleri bir de sizden tekrar duymak isterim hocam. Bir sayabilirseniz bize. Bugün çok farklı, şu ana kadar konuşmadığımız bir konu da konuşacağız. Plazenta yapışıklığından da bahsedeceğiz sevgili izleyiciler. Bu konuyla ilgili de sorularınızı alabiliriz hocam, ama en sık nedenlerin başında hangileri geliyor hocam? Tabii ki şimdi bakıldığı zaman Türkiye'de 5 sene önceki projeksiyonlara baktığımız zaman kanama ana sebepken, şimdi kanama ilk sıralardaki bir sebep olmaktan çıktı. Hmm. Tabii ki Türkiye'de şu anda bakıldığı zaman en önemli sebep gebelik esnasında ortaya çıkan hipertansiyon ve gebelik zehirlenmesi. Yani preeklampsi, eklampsi dediğimiz olay gerçekten de önemli bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. Diğer önemli bir sebep ne yazık ki Türkiye'de gebelik yaşındaki annelerimizin genel sağlıkları da çok iyi değil. Bakın kardiyovasküler hastalıklar, yani doğuştan kalp hastalıkları veya daha sonra bu hanımların yaşam sırasında geçirdikleri infeksiyonlara bağlı romatizmal kalp hastalıklarına bağlı anne ölümleri de gerçekten ciddi bir sebep. Bakın bir örnek vereceğim evet, size. Ciddi bir konjenital kalp hastalığı var. Evet. Giden kardiyoloji hekimi diyor ki siz gebe kalmayın. Gebe kalırsanız sizde gerçekten çok kötü sonlanabilir. Fakat bütün buna rağmen bu hanım gebe kalıyor, hayatını kaybedebiliyor. Hı hı. Yani Türkiye'de bu konuda bir bilinç düzeyini mutlaka ve mutlaka arttırmak zorundayız. Hı hı. Kadın olmak yalnızca doğurmak anlamına gelmemeli. Gelmiyor. Bu çok önemli bir konu. Çok gene haklısınız. Gebelik esnasında obezite ve diyabet bakın önemli bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani ne yazık ki Türkiye'de de genç hanımlarda obezite oranı gittikçe artıyor mu? Artıyor. Artıyor evet, maalesef. Artıyor yani. O kadar genç yaşlara indik ya obezite evet, yani, yaş oranı. Dolayısıyla bu hanımlar bebek sahibi olacaklar. Bebeklerini büyütecekler. Anne karnında olacaklar. Doğuracaklar. Gerçekten de obezite, anne mortalitesi ve bebeğin hem gebelik esnasında yaşayacağı problemler hem de gebelikten sonra o bebeğin büyürken yaşayacağı problemler açısından, sağlıklı bir nesil açısından sıkıntılı bir problem. Gene mutlaka ve mutlaka obezite konusuna Türkiye'de tüm branşlar, Sağlık Bakanlığı, medya mutlaka ve mutlaka eğilmeliyiz. Sağlıklı bir iş olmadığını anlatmalıyız. Bir de hocam obezite öyle bir hastalık ki yanında birçok hastalığa da sebep oluyor değil mi hocam? Obezite sadece şişmanlık olarak adlandırılmamalı değil mi hocam? Tabii ki. Sebep olduğu birçok rahatsızlıklar da var, işte tansiyon gibi. Tabii değil mi metabolizmasını hocam? Bozuyoruz. Evet. Şeker dengesi. Şeker dengesi bozuluyor. Düşün
kalp bir pompa. Bu pompa bir 50 kiloluk bir vücudu kanlandırırken düşünün ki 100 kilo oldu, çok zorlanıyor. Gebelik başlı başına vücuda binen bir yük. Bu yük yükü taşıyacak, emin olun, kalbimiz taşıyacak, böbreklerimiz taşıyacak, karaciğerimiz taşıyacak. Bu üç ana organımız fazla mesai yapacaklar. Eğer bu üç ana organ zaten günlük normal gebe kalmadığı bir dönemde hanımın zor çalışıyorsa, zor yetiyorsa gebelik yüküne de kaldırmaları mümkün değil ki. Özellikle bu kimlerde karşımıza geliyor? Kimlerde? Yaşlı annelerde. Genç annelerde 20'li yaşlarda problem olmazken 30'dan sonraki gebeliklerde bu edinilmiş hastalıklar, bu organların yorulmaları ve hastalıkları daha çok karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor. Gebelik esnasında bunların üzerine ilave bir yük veriyor muyuz? Veriyoruz. Kalbimiz bir misli çalışıyor. Karaciğerimiz daha fazla bir misli çalışıyor. Oradaki metabolizma ile bebeği destekliyor. Böbreğimiz çok daha fazla kanı süzüyor. Ve dolayısıyla bu organlar zaten bazalda bir minik bir problemleri varsa gebeliğin yükünü kaldıramayabilirler. Dolayısıyla gebelik genç insanların işi, sağlıklı insanların işi. Ama ne yazık ki Türkiye'de genç hanımlarımızın sağlıklarını da çok iyi takip ettiğimizi de söyleyemeyiz. Ve toplumun genel olarak kendi sağlığına çok özen gösterdiğini de söyleyemeyiz. Dolayısıyla düşünün, sigara içme başlı başına genç anne adaylarında bir problem. Hanım sigara içiyor. Sigarayı bırakın, evet gebe kalayım bırakayım diyor. Ama gebe kalana kadar siz tüm damar sisteminizi bozuyorsunuz. Ve dolayısıyla bakın, obezite, sigara içme, genel sağlığına özen göstermeme, gebeliğin normal bir fizyolojik bir olay olduğu düşüncesiyle özenli bakım yaptırmama gibi sebeplerden dolayı da anne kaybediyor muyuz? Ne yazık ki kaybediyoruz. Evet. Ve maalesef bu programın en önemli amaçlarından bir tanesi de bu genç hanımlara, evin büyüklerine, evi yöneten akla bunu iletmek istiyoruz. Ve diyoruz ki evet, gebelik normal fizyolojik bir iş ama mutlaka özen gösterilmesi, bakınması, bu vücudun, kadın vücudunun gebelik için hazırlanması mutlaka gerekiyor. Siz hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki aslında bu söylediklerinizin tamamı planlı gebeliği tarif ediyor değil mi hocam? Biz planlı gebelik deyince genelde istemekten kastediyoruz. Yani istiyor muyuz, istemiyor muyuz? İstediğimiz bir süreçte mi hamile kaldık, bunu anlıyoruz ama planlı gebeliğin içinde aslında ne kadar detaylı bir araştırma var değil mi hocam? Hamile kalmadan önce de doktora gitmek önemli. Tabii ki daha doğuştan itibaren genel vücudumuza saygı göstermek zorundayız. Bakın, arabayla tatile çıkacaksınız değil mi? Evet. Aile. Ailenin reisi ne yapıyor? Gidiyor arabasına bakım yaptırıyor. Evet hocam. Gebelikte bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Gebelikten önce mutlaka ve mutlaka arabanızın bakımları ve arabanın o dakikaya kadar bakımlı ve iyi olması mutlaka gerekiyor mu? Gerekiyor. Gerçekten de bakın, gebelik uzun bir yolculuk. 9 ay 10 gün taşıyacaksınız. Sonra bebeğinizi besleyeceksiniz. Bu uzun yolculuğa dayanmak için kadın vücudunun mutlaka ve mutlaka sağlıklı ve iyi olması lazım. Ve hazır mı? En azından öğrenmemiz lazım. Evet. Hocam sokağa çıktık. Dedik ki hamilelik yaşadınız mı? Yaşadıysanız da planlı mıydı diye sorduk. Bakalım neler söylemişler. Doğum sırasında hayati bir tehlike yaşamamak için doktora sık sık gittiniz mi? Kontrollerinizi yaptırdınız mı? İki çocuğumda hiç gitmedim. Üçüncü çocuğumda gittim. O çünkü öbürlerine bakarak daha riskliydi. Düşük tehlikesi, işte ölüm tehlikesi falan. Onda ilaçlarla, kontrollerle onu kurtardık. Düzenli kontrollerinizi yaptırdınız mı? Doktora gittiniz mi? Evet, gittim. Düzenli kontrollerimi de yaptırdım. Şöyle, tabii bazı sıkıntılarım oldu. Kansızlık gibi problemim vardı. Kan takviyesi yapıldı. Onun haricinde herhangi bir sıkıntım olmadı. Evet, mesela son bayanda bebeği de kucağında maşallah diyelim. O son, iyi sonuca varmış çok şükür ki. Kansızlık nedeniyle sorun yaşadım diyor. Önceden doktora gitseydi bu sorun ortadan kalkar mıydı hocam? Hamilelik öncesinde tespit edilebilir miydi? Tabii ki bazı anemiler önceden tespit edilip çözülebilir. Ama gebeliğin kendisi de bir kansızlık yaratan bir durum. Ve dolayısıyla önerimiz var biliyorsunuz. Gebelik boyunca demir ve
kan yapıcı ilaçları takviye olarak vermek istiyoruz ki annelerin kan seviyeleri belli bir seviyenin altında olmasın. Gebelik çok esnasında önemli. Çünkü minimum bir hanım 500 cc yani yarım litre, bir litre gebelik doğum esnasında bir kanama olacak. Onu tolere edebilsin. Bir kendinde ciddi bir problem olmasın. Dolayısıyla demir depoları dolu bir şekilde gebe kalmak, gebelik esnasında da demir depolarını takviye etmek gerekiyor mu? Gerekiyor. Yani planlı gebelik kadar gebelikte takip de önemli diyor Ateş Hocamız sevgili izleyici. Tabii ki için. Yani planlamadan yani evde emin olun çorba bile pişmez. Değil doğru. Mi? Yani çorba pişirmek için şunlar lazım diyeceksiniz ve planlayacaksınız. Gebelik de planlı olmadan oldu inşallah da o yani kötü sonuçlar doğurabilir. Onun için her şeyi planlayarak yapmak mantıklı ve sağlıklı olacaktır. Planlı gebelik doğum sayısını azaltmak ve ailenin az bebek sayısı olsun amacıyla kullanılan bir açıklama değildir. Planlı gebelik kadının sağlıklı bebek doğurması, sağlıklı bir yuva kurması için tanımladığımız cümledir. Şöyle ki planlı gebelik arka arkaya gebe kaldı. Daha emzirirken yeni bir gebelik kaldı. Bu hem aile bütçesi için hem kadın sağlığı için uygun bir iş değildir. Yani gebeliklerin minimum 2 sene arayla yapılması, kadının istediği zaman eşiyle birlikte karar verdiği zaman gebe kalması ve doğurması hem ailenin sağlığı için, dolayısıyla toplumun sağlığı için en mantıklı olandır. Ve istenmeyen bir gebelik olduğu noktada emin olun aile istemiyorsa herhangi bir şekilde onu dünyanın her yerinde sonlandırıyor mu? Sonlandırıyor. Kürtajın yasak olduğu ülkelerde de bu sonlanıyor mu? Sonlanıyor. Yani evet. Aile istemiyorsa buna yapacak bir şey yok. Ve dolayısıyla birinci iş ailenin istediği zaman istediği kadar bebek sahibi olması olarak tanımlayabiliriz planlı gebeliği. Çok önemli gerçekten hocam söylediğiniz şey istemekle ayrıca planlamak ve doğumda da takip etmek. Hocam biz yapışık plazentadan da bahsedelim istedik bugün. Tamam. O konuya da girelim istiyorum. Plazenta nedir aslında? Hani o mucizevi bebeğin oluşumuyla birlikte plazenta nedir? Nasıl oluşuyor? Vücut nasıl yapıyor onu? Evet. Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi plazentayı genelde ülkemizde hanımlarımız eş olarak tanımlıyorlar. Evet. Şu demek, rahim var. Evet. İçeride bir bebek var. Rahimle bebek arasındaki ilişkiyi kuran, yani kan anneden besinleri, oksijeni alıp bebeğe ileten, bir kordon aracıyla ileten bir organ. Evet. Tabii ki bu plazenta veya eş bunu işi yaparken rahim duvarına sıkıca bitişik olması gerekiyor. Hı. Ama yapışık olmaması gerekiyor. Hı. Bitişik olacak ki bu kan değişimi olacak. Hı. Besin değişimi olacak. Oksijen değişimi olacak. Hı hı. Dolayısıyla plasentanın bir tarafında bebeğin kanı dolaşacak. Diğer tarafta da ne dolaşacak? Annenin kanı dolaşacak. Kadar mucizevi evet, durumlar. Annenin kanıyla bebeğin kanı birbirine karışmadan ne yapacak? Bu besinleri, oksijeni, bebek için gerekli olan tüm maddeleri anneden alacak. Bebeğin de metabolize ettiği, kullanmadığı atık maddeleri de anneye verecek. Anne onları nereye atacak? Kendi böbreğiyle, karaciğeriyle metabolize edecek. Böyle bir süper bir organ ve dolayısıyla süper bir işlevi olan bir iş. Tabii ki bu bazen plasenta rahim duvarıyla bitişik olması lazım. Dedik ki böyle değişimi yapacak. Rahim duvarıyla bitişik olurken bazı sebeplerden dolayı rahim duvarına yapışıyor. Ve yapıştıkça da rahim duvarına sıkıca tutunuyor. Ve bir daha doğumdan sonra ayrılmayacak hale geliyor. Şimdi düşünün. Şimdi bebek doğdu. Evet. Bitişik duran, yan yana duran plasenta bebek doğduktan 5-15 dakika bilemedin yarım saat maksimum süre içinde o bitişik durmayı bırakıyor ve o da doğuyor bebek gibi. Nasıl bebek geliyorsa doğum yolundan bu da geliyor ve iş bitiyor. Normalde çıkıyor da çıkıyor. Bebek. Ama bu yapışıksa, bu yapışıklık da ileri dereceyi değilse rahimi geçip mesaneye, rahimi geçip oradaki büyük damarlara da yapışık olabiliyor. Artık rahimden bunu çıkarmak mümkün değil. Değil. Ve dolayısıyla bunu
çıkarmayı mümkün olmayan bir eşi çekip çıkarmaya çalıştığımız zaman da ne dedik? Annenin kanı damarlarıyla evet. bebeğin damarları komşu burada yan yana değişim olsun diye. Annenin damarlarından aşırı bir kanama olabilir mi? Olabilir. Hmm. Çünkü biliyoruz ki gebelik esnasında bebek dakika annenin rahimi dakikada yaklaşık 1 litreye yakın kan geliyor. Hmm. Annenin rahimine yaklaşık 1 dakikada 1 litreye yakın kan geliyor. Şimdi bebeği çıkarttık. Evet. Dakikada ne kadar kan geliyor annenin? 1 litre. 1 litre. Evet. 3 dakika eğer biz o kanamayı kontrol edemezsek bebek çıktıktan sonra anne 3 litre kanayacak. Gebe bir hanımda ne kadar kan var? Yaklaşık 6-6,5 litre kan var. Evet. Yani kısa bir sürede anne çok fazla kan kaybedebilir mi? Kaybedebilir. Neredeyse yarısını. Yarısını kaybeder. Evet. Bu da anne için çok önemli bir risk midir? Çok önemli bir risktir. Ölüm riski midir? Evet. Onun için tüm dünyada eğer bu yapışık plasentayı tespit edebilir miyiz? Gebelik doğum öncesinde evet. Hmm. Eğer şöyle bir öngörü var. Buyurun bakın hocam. Daha önce sezaryen oldunuz. Evet. Veya miyomektomi yani bir miyom vardı rahiminizde onu aldırdınız. Hmm. O yaranın altında plasenta o yaraya komşuysa veya o sezaryen kesisine komşuysa burada bir yapışık plasenta olma olasılığı çok güçlü. Hmm. Hekim bunu bilmeli. Çok şükür ki bunu tüm Türkiye'deki tüm hekim arkadaşlar artık gebelik doğum öncesinde %100'e yakın olasılıkla tespit ederiz. Hmm. Böyle bir olasılık varsa bu annenin, anne adayının sezaryanı mutlaka ve mutlaka özel ekiplerce veya bu konuda çok deneyimli hekimlerce yapılmalı. Hı hı. Yoksa ciddi kanama olabilir. Anne hayatını kaybetme riski olabilir. Hı hı. Ve onun için anne adaylarına da şöyle diyoruz ki eğer daha önce bir miyomektomi geçirmişseniz, hı hı. daha önce bir sezaryen olmuşsanız hı hı. veya gebelikten önce çok fazla küretajlar, rahimi ilgilendiren müdahaleler olmuşsa mutlaka plasentanızın yerini öğrenin. Hı hı. Yapışık plasenta olup olmadığı konusunda kendiniz de bilin. Bu bilgi çok önemli. Çok önemli. Önemli. Bilindiği anda ve hekim tarafından da bu tespit edilirse doğumdan önce anne hayatına ciddi bir risk olacağını düşünmüyoruz. Hı hı. Eğer tespit edilirse tabii sevgili izleyiciler, dolayısıyla yine nereye geliyor konu? Gebelikte takibe, doktor kontrolüne geliyor. Biz çok kısa bir aradan sonra bu güzel sohbetimize devam edeceğiz. Ayrılmayın, geliyoruz.